Merhaba arkadaşlar, Micro Discover kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber karanfil tanesini inceleyeceğiz. Arkadaşlar, bu tür videoların devamı için beğen ve abone ol butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar, şimdi videomuza geçiyoruz. Serhat, bugünkü incelememizi hangi cihaz yapıyoruz? Öncelikle bunu söyler misin dostum? Abi, bugünkü incelemeyi Soif marka SZ780 stereozum mikroskobu ile yapıyoruz. Stereozum. Bu evet. Stereozumla yaptığımız ilk inceleme. Stereozum aslında bizim kullandığımız din olaylara göre daha ileri seviye bir cihaz, doğru mudur? Tamamıyla optik sistemdir bunlar. Yani yaklaşık 0.7 ile 45 kata ön mercekler takarak bunu 7x'i kadar büyütebiliyoruz. Tabi bu da 70x'e tekabül ediyor. Yani yüzeysel incelemek için yapılan bir mikroskop bu. Bu da yüzey inceleme de kullanılıyor yani. Aynen. Şu anda biz de bu cihazı kullanıyoruz. Bu hiç kırılmamış, tamamen sağlam bir karanfil tanesi. Bunu birazdan şey yapacağız, tekrardan kıracağım ben bunu. Uç kısmını parçalayacağım. Kıralım ya, ben şu içini özellikle çok merak ettim. Baksana dışındaki kabuğa. Birazcık daha netleyebilir misin? Şu baş tarafına. Şu iç kısmına birazdan bakalım. Orayı, tam orası işte. Aynen. Böyle ıslak, nemli gibi duruyor sanki. Hani çamaşırları böyle ballanır ya. Bu da sanki ballı gibi duruyor ama kuru. Evet ya, biraz da ışığın etkisiyle alakalı bu. Bizi yanıltıyor biraz da. Üstten aydınlatma vuruyoruz biz buna. Hı hı. Ondan dolayı ışık çarpıyor ya. O biraz daha böyle parlakmış gibi gösteriyor. Abi çok güzel. Sanki deri kaplamaymış gibi böyle etrafında. Özel işlemi varmış. Parmak izi gibi böyle bir şey var, dokusu var. Biraz netle. Evet. Bu iç kısımları, dip kısmına ve öndeki o çubuklar var ya. Evet. Topu tutan. Topu tutan. O kısımları da içlerini inceleyeceğiz birazdan. Bunu tabii bunun için kırmamız lazım. Aynen. Şunu biraz inceleyelim. Biraz daha şuna bakalım, sonra kırarsın. Abi çok ilginç görünmüyor mu ya? Bence çok güzel ya. Bu karanfiller genellikle kuzey yarım kürede ve ılıman bölgelerde yetişen bir bitki. Akdeniz bölgesinde daha çok yetişiyor. Fakat bizim ülkemiz hani iklim uygun olmadığından dolayı ülkemizde yetişen bir bitki değil kesinlikle. Bu nerede yetişiyor abi? Yani kuzey yarım kürede dediğim gibi Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitki. Ama daha çok yani ana vatanı da Endonezya olarak biliniyor. Baharat anlamına gelen Moluk takım adalarında yetişen bir bitki. Serhat, şu baş tarafını şimdi bir kırabilir misin sana zahmet? Tabii ki abi. Eldiveni biraz yapışıyor bu. Evet. Biraz zor kırıldı sanki. Abi içi çok tuhaf. Biraz da sert bir kabuğu var. Vay be. Şunu da biraz kırayım. Sanki çıra gibi değil mi? Aynen aynen. Çıra, kibrit çaksak. İçinde şeyler var sanki. Küçük böyle tohum var sanki. Tohum, çekirdek gibi. Çekirdek evet. Gibi. Çok ilginç görünüyor ya. Bu baksana sanki yağlı gibi. Yağlı gibi görünüyor. Ve seninle ilginç bir bilgi paylaşayım. Karanfilin tomurcuklarında ojenol adı verilen uçucu bir yağ bulunuyor. Şu parlaklıkla zannedersem bu yağ olacak. Ve bu yağı diş hekimleri sıkça ağrı kesici ilaçların yapımında kullanıyorlar. Abi zaten bu restoranlarda filan bunlardan ağzımıza attığımızda dilimiz uyuşuyor. Ondan demek ki ben zaten uyuşturucu bir etkisi varmış bunun. Yani biz hep böyle kötü nefesi engellemesi için yapıyoruz bunu ama karanfil tomurcuğu ağrı kesici olmasıyla beraber de hafif uyuşturucu etkisi var. Zaten diş hekimleri bundan dolayı daha çok karanfil yağını kullanıyorlar. Abi bu aynı zamanda mide bulantısını da bastırıyormuş. Kusmaları da önlüyormuş. Bu suyunu yapmakla oluyor galiba. Hani 7-8 tanesini bir bardak kaynar suya atıp hazırlayıp ondan sonra 10 dakika falan demlendikten sonra içiyoruz. Mide bulantısını ve kusmayı önlemekle beraber aynı zamanda gaz sökücü ve uyarıcı bir etkisi var bunun. Özellikle sindirim sistemi üzerinde bir uyarıcı etkisi var.
Yani biz sadece bunu ağzımıza kötü kokuları alsın diye kullanıyoruz. Fakat birçok faydası var bunun. Yani ben bunu diş hekimlerinin ağrı kesici olarak kullandığını şu anda öğreniyorum. Ben de daha yeni öğrendim. Ve şimdi, gaz sökücü olması da ayrı bir etken tabii ki. Çok ilginç bir yapısı var abi. Yüzeylerine baksana. Çok iyi ya. Şu iç tarafını da bize gösterecek misin? İçini çok merak ettim ya. Oraları da şimdi geçelim. Bunların ağaçları zaten 10 ila 20 metreye kadar büyüyen ve kışın yapraklarını dökmeyen bir ağaç. Bu da yaprakların içerisinde yetişen minik tohumlar. Şu gördüğünüz aslında. Abi şimdi içini bir bakalım. İçine bakalım şöyle yüzeysel. Biraz netleme yapayım. Abi bu filmlerdeki böcek ağızlarına benzemiyor mu? Böyle yaratıklar oluyor ya. Hani bir yeraltı canavarı diye bir film vardı ya, o çıkıyordu ağızdan şimdi şeyler. Sanki içinden çıkacak. Böyle sana bir tane daha böyle kafa çıkacak. Yalnız gerçekten ne kadar yağlı görünüyor değil mi? Yani, ya biraz da ışığın da etkisi var herhalde. Tamam da bak şu kenardaki balon kabarcıkları görüyor musun? Işık vurduğunda beyaz olarak görünüyor ama. Evet evet. Biraz da arka kısmına bakalım. Bakalım. Bu da ağacın bu şey kısmı herhalde. Tam birleştiği nokta. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videonun daha sonuna gelirken bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tür videoların devamı için beğen ve abone ol butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.